Bu videoda çarpma işlemlerinin sonuçlarını nasıl tahmin edebileceğimizi öğreneceğiz. Bir bakalım. Soru işareti yaklaşık olarak eşittir 58 çarpı 6 demişler. Yaklaşık olarak eşittir ile eşittir işaretinin aynı olmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Yaklaşık olarak eşittir demek, adından da anlaşılacağı üzere tam sonuç değil, yaklaşık bir sonuç bulmak anlamına gelir. Hadi bakalım. 58 çarpı 6'nın yaklaşık olarak neye eşit olduğunu tahmin etmeye çalışalım. Buradaki seçeneklerden hangisini seçeceksiniz? Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Az önce de söylediğim gibi burada bir tahmin yürütmeye çalışıyoruz. Yani tam sonucu bulmamıza gerek yok. Bunun için de 58 yerine çarpma yaparken bizi 58 kadar zorlamayacak bir sayı kullanmamız gerekiyor. 58 60'a çok yakındır öyle değil mi? Evet 58 yerine 60 kullanırsak başka bir deyişle 58'i 60'a yuvarlar isek 60 çarpı 6 işleminin sonucu ne olur? 60 çarpı 6 isterseniz şöyle yazayım 60 çarpı 6 6 çarpı 10 çarpı 6 ile aynı şeydir bu şekilde de yazabiliriz 6 çarpı 6 çarpı 10 6 kere 6 36 eder 36'yı 10 çarpınca da 360 İşte bu. Evet, diğer seçeneklerin hiçbiri 360'a yakın olmadığından verdiğimiz cevapla ilgili kendimizi iyi hissedebiliriz. Haydi bir tane daha yapalım. Burada da 3 çarpı 2890 yaklaşık olarak eşittir soru işareti demişler. Bu işlemin sonucunu nasıl tahmin edebiliriz? Videoyu durdurun, biraz düşünün. 2890'la ile 3'ü aklımızdan çarpmak biraz zor olacak. Bu yüzden de 2890'ın 3000'e yakın olduğunu düşünerek 2890'ı 3000'e yuvarlarsak buraya yazayım yaklaşık olarak eşittir 3 çarpı 3000. Peki 3 çarpı 3000'in sonucu nedir? 3 çarpı 3 9 eder. 9 çarpı 1000 de 9000 eder. Burada da a'yı işaretleyeceğim. Eğer aklınıza yatmadıysa bir de şu şekilde yazayım. 3 çarpı 3 3 çarpı 3 çarpı 1000 ile aynı şeydir öyle değil mi? Bu 3 bindir. 3 çarpı 3 9 eder. 9 çarpı bin de 9 bin. Hadi bir tane daha. Bu defa daha da büyük bir sayı gelecek. Evet 5111 çarpı 9 bu seçeneklerden hangisini seçebiliriz? Hemen videoyu durdurun soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. 5111'i 5000'e yuvarlayabiliriz, öyle değil mi? Yazıyorum, 5000 çarpı 9. Evet, bu 5 çarpı 1000 çarpı 9 ile aynı şeydir ve bunu da 5 çarpı 9 çarpı 1000 olarak düşünebiliriz. 5 çarpı 9, 45 eder. 45 çarpı 1000 ise 45000. İşte burada.